Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz sevgili seyirciler. Eski Başbakan Yardımcılarımızdan Sayın Abdülhatif Şener bizlerle birlikte. Sayın Şener hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi Sarraf davası ile ilgili çok dikkat çeken gelişmeler var ama ben ondan önce Soçi ile başlamak istiyorum. Soçi zirvesiyle 3 lider bir araya geldi. Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran lideri Hasan Rouhani. Açıklamalar var ama şimdi merak edilen konu tabii Suriye'de çözüm olduğu için Türkiye ile Suriye ilişkileri üzerinden aslında Erdoğan ve Esad durumuna bir bakmak lazım. Aynı masada olacaklar mı, olmayacaklar mı? Siz bu konuda daha önce de değerlendirmeler yapmışsınız evet. Ama mevcut durum itibariyle ne öngörüyorsunuz? Bir kere Soçi'de yapılan bu üçlü liderler görüşmesi, ele aldıkları konular ve liderlerin olaya bakış tarzı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşlerine ve düşüncelerine uygundur. Bir kere onu görmek lazım. Bugünkü yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada da açıkça görüyoruz. Her üç lider de Suriye'nin bütünlüğünü istiyor. Toprak bütünlüğünden yana, parçalanmasına karşı, bir takım terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesinden yana, bu konuda Türkiye biraz daha ileri gidiyor. PYD'yi de tamamen sürecin dışında tutmaya çalışıyor. Ve her üç lider de siyasi çözümden yana ve silahların susmasını, Suriye'de artık kanın akmamasını dile getiriyor. Bu bakış açısı aslında Suriye ile ilgili olarak Beşar Esad'ın bakış açısıyla tam uyum halindedir. Yani bugünkü açıklamalardan sonra benim gördüğüm tablo şudur. Sayın Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmelere bakışı, Beşar Esad'ın Suriye'deki gelişmelere bakışıyla tam örtüşüyor. Aynı çizgideler, aynı noktada buluşuyorlar. Peki şimdi 7 senedir niye biz farklı bir yerdeydik? Niye? Bu kadar kan aktı, bu kadar can kayboldu. Akdeniz'in sularında çocuklar, bebekler hayatını kaybetti. Irz, namus, onur, haysiyet, ekonomik kaynaklar, meskenler hepsi yağmalandı, talan edildi. Bunca acıyı, ızdırabı bu ülke niye çekti? Ve biz bundan niye zarar gördük? Bölge bildiğiniz gibi bu egemenlik, devletin egemenliğinin ortadan kalkması nedeniyle terör örgütleriyle doldu. Uluslararası kara para trafiğinin merkezi haline geldi. Uluslararası silah kaçakçılığının merkezi haline geldi. Ve o silahlar sonunda Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Antep'te, Hatay'da, Türkiye'nin dört bir tarafında bombalar patladı ve yüzlerce canımıza mal oldu. Bunları biz niye yaşadık? Şimdi başa döneceksek, bu sürecin adı artık silahlar sussun, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunsun ve siyasi süreç başlasın. Oradaki bütün ayrıkçı unsurlar tasfiye edilsin. Ve üstelik de çok ilginçtir. Şu çatışmazlık bölgelerinin bile İdlib başta olmak üzere Suriye'nin egemenliğini ortadan kaldıracak niteliğe bürünmemesi gerektiği konusunda da ortak açıklama yaptılar. Yani bu ne demektir? Şu anda Sayın Erdoğan'la Esad aynı şeyleri düşünüyorlar. Aynı noktada buluştular. Aynı görüşte buluştular. Yalnız Esad'dan biraz daha ileri bir nokta olarak Sayın Erdoğan yaptığı açıklamalarda çok net olarak Türkiye'nin güvenliğini ilgilendirmesi nedeniyle PYD'ye, oradaki yapılanmaya hiçbir zaman siyasi yürüyüş süreçte yer verilmemesi gerektiğini savundu. Bildiğiniz gibi bu konuda Putin farklı düşünüyor. Suriye'de şu ana kadar Kürt bölgesiyle ilgili, onların eylemleriyle ilgili olarak herhangi bir rahatsızlık duymamıştır. Neden? Sürekli devletin onayıyla ve hedefleriyle bağlantılı eylemler içerisinde olmuşlardır. Suriye ordusuyla hemen hemen hiç çatışmamışlardır. Ama Suriye ordusuyla çatışan gruplarla sürekli çatışmışlardır. Onun için şu ana kadar 7 yıllık işbirliği nedeniyle Esad'ın o konuda herhangi bir
açıklama yaptığını bilmiyorum. Ama zaman zaman geliyor gündeme, Dışişleri Bakanları federasyonu bile tartışabileceklerini söylemişti. Fakat bu noktada Putin'den de farklı olarak, Esad'dan da farklı olarak, belki muhtemelen Ruhani'den de farklı olarak Sayın Erdoğan işte siyasi sürece PYD'nin dahil edilmemesi konusunda kararlı gözüküyor. Ve bunu da diğer liderlerin yanında çok net bir şekilde açıklamıştır. Bu bana kalırsa, ya dün bunu söylüyordun kardeşim, bugün niye tersine döndün diye eleştirilmekten öte, ben olumlu olduğu için 7 yıldır savunduğum şeyleri şimdi Sayın Erdoğan'ın da savunuyor olduğunu görmekten dolayı memnunum. Neden? 7 yıl boyunca bazı troller defalarca özellikle Twitter üzerinden veya değişik vesilelerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine, düşüncelerine aykırı olarak sen bunları nasıl savunursun diye hep saldırmışlardır bana. Hedef haline. Bir gecede 10 binin üzerinde küfür tweet'i aldığımı hatırlıyorum ben Suriye meselesiyle ilgili atmış olduğum iki tweet'ten dolayı. Şimdi ben onlara soruyorum. Bu kadar saldırdınız bana. Şimdi Sayın Erdoğan benim gibi düşünüyor. Ne diyeceksiniz? Hepsinin özür dilemesi lazım. Ama doğru olan ya da önemli. Ondan sorması lazım. Evet. Nasıl bu hale geldiniz tekrar diye. Yani bu kadar yer değişikliği çok kibar kullanıyorsunuz. Ulusların, evet, biraz kibar olmaya çalışıyorum. Sonra kızdırırız tekrar başa dönerse daha kötü şeyler olur diye. Yani bu kadar büyük yer değişikliği hiçbir ulusun tarihinde çok fazla görülmüş bir hadise değildir. Bu gerçekten son derece önemli bir hadisedir. 2011'in Mart'ı sonrası Suriye'de ortaya çıkan gelişmeleri hatırlıyorum. Özellikle Haziran ayından sonra çatışmalar şiddetlendi, silahlı gruplar türedi. Emperyalist ülkeler işte G8'de alınan kararlar çerçevesinde Suriye'deki bütün ayrılıkçı grupları desteklediler. Ve dünyanın dört bir tarafında kaide bağlantılı seyyar teröristleri el birliği halinde Suriye'ye soktular. Ülkeyi kan gölüne çevirdiler. Devletin egemenlik alanlarını sürekli zayıflatmak suretiyle o bölgelere yerleştiler. Ve de 4 milyon Suriyeli mülteciden bahsediyoruz. Türkiye'ye 3 milyon civarında, diğer ülkelere de hatta 5 milyon mülteciden bahsediyoruz. İnanın bunların tamamı muhalif silahlı grupların işgali sırasında işgal ettiği kentlerden, kasabalardan, köylerden kaçanlardır. 5 milyon yurt dışına muhalif gruplar, çeteler girdiği zaman kaçan mülteciler, ama buna karşılık 9-10 milyon da Esad'ın hakim olduğu bölgelere kaçan insanlar olmuştur. Yani ta işin başından beri devletin egemenliğinde olan bölgeler ve topraklar Suriyeli vatandaşlar için, insanlar için, kadınlar için, çocuklar için hep bir sığınma yeri olmuştur. Evet. Yani toprakların bir ara Suriye topraklarının %15'inde devlet hakimdi. Ama Suriye halkının %90'ı %15'lik devletin hakim olduğu bu topraklara sığınmıştı. Bunu söyleye söyleye anlatamadık. Sonra teker teker yavaş yavaş işgalciler oradan kovuldu. İşte işi hemen hemen bitti. Nusra yine Birleşmiş Milletler'in terör örgütü olarak kabul ettiği ikinci bir kaide unsurudur. Bunlar tamamıyla hemen hemen şeydeler, İdlib'deler. Bu çatışmasızlık bölgesindeler. Ama onunla da ilgili şimdi Soçi'de liderlerin görüşmesi sonrasında yapılan bildiride hiçbir zaman devletin egemenliğini bu çatışmasızlık bölgeleri ortadan kaldıramaz deniliyor. Ama daha bir sene önce Türkiye'nin öyle bakış değil, tarzı bu değildi. Çok farklıydı, evet. Yani şimdi Türkiye, Sayın Erdoğan Esad'ın yanındadır kesinlikle. Aynen Rusya gibi, aynen İran ve Ruhani gibi. Ve bu çok son derecede olumlu bir gelişmedir. Ve 7 yıldır söylediğim noktaya da gelinmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Evet. Peki, şimdi hemen ben Sarraf davasına dönmek istiyorum. Çünkü hakikaten çok ilginç gelişmeler var. Davanın seyri çok değişti diyebiliriz. Sarraf, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinden bu yana
bu süreçteki gözleniyor yani an be an ne yapacak davranışlarıyla dikkat çekiyor. Son duruşmalara katılmadı biliyorsunuz. İşte geçtiğimiz hafta tanık koruma sistemine alındı benzeri ifadeler vardı. Bugün gene bir anlaşmaya bağlı olarak itirafçı konumunda olduğu. Bütün bunlar işin teknik tarafları ama biz şimdi tabii Türkiye'yi nasıl etkileyecek davanın sonu onu sorgulamaya çalışıyoruz. Bankalar var işin bir başka ayağı. Gene Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla ve Halkbank yöneticileri de bu davada yargılanıyor. Zafer Çağlayan var eski ekonomi bakanı hakkında tutuklama kararı var ama ben mahkemeyi tanımıyorum Amerikan vatandaşı değilim diyor. Türkiye'de yaşadığı sürece bir sıkıntı çekmez bunlar. Hı hı. Ama Türkiye sınırlarının dışına seyahat ettikleri zaman dikkat etmeleri gerekiyor. Hele Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat yapamayacakları gibi Avrupa ülkelerine seyahat yaptıkları takdirde de bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri kırmızı bültene koyduğu takdirde bunları kırmızı bültenle aranan kişiler listesine eklettiği takdirde yurt dışına çıkmaları bile büyük güçlük ve zorluk içerisinde olabilir. Evet. Yani şimdi, dolayısıyla burada ben bilmem Zafer Çağlayan ne demiş, Egemen Bağış ne demiş, bilmem Bayraktar ne demiş veya Muammer Güler ne söylüyor. Onların söylediklerinin bence hiçbir kıymeti yoktur. Onların yapmış oldukları şeyler zaten bu ülkeyi ve bu ülke vatandaşlarını rahatsız etmiştir. Yurt dışında dünyanın dört bir tarafında da bu ülkenin siyasetinin temiz olduğuna dair şüpheler oluşturmuştur. Ve karamsar bir tablo ortaya çıkmıştır Türkiye ile ilgili. Ülkemi lekeleyen, ülke insanının hakkının ortadan kalkmasına yol açan, tecavüzleri ifade eden ve bu bağlamda tartışmalara konu olan isimlerin beyanları, demeçleri bu safhada önemli değil. Yani ben önemli olan nedir diye bakarım. Cumhurbaşkanı ne diyor? Başbakan ne diyor? Amerika'daki dava nasıl gelişiyor? Onların beyanlarıyla oradaki gelişmeler arasında bir uyum, bir mutabakat var mı yok mu? Ne anlama geliyor onu çözümlerim. Peki o zaman o noktadan devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki 17-25 Aralık tuzağını götürüp Amerika Birleşik Devletleri'nde kurdular. Amerika'dan şimdi bu buraya itirazım var önce. Niye itirazım var? Kardeşim sana herkes kumpas kurabilir. Her ülkenin kendine göre bir takım hesapları vardır. O hesaplar dairesinde senin ülkenin de aleyhine bir takım çalışmalar içerisinde olabilirler. Ülkende de sana kumpas kuran birileri olabilir. Önemli olan bu değil. Sen yaptığın işleri hukuka uygun olarak yaptın mı? Hı hı. Etik kurallara uygun olarak yaptın mı? Buna bakmak lazım. Eğer hukuksuzluk yaptıysan, hukuku ihlal ettiysen, özellikle de hani emperyalizme karşı ben bir ambargoyu deldim diyebilirsin. Bunu ben de savunurum. Yeri gelir sen de savunursun. Ama emperyalizmin bir takım hesaplarına, çıkarlarına uygun olarak koymuş olduğu ambargoları delerken uluslararası hukuku hangi derecede gözettin? Uluslararası hukuku gözetmeden de öte bu işleri yapanlara ön ayak olurken kendin özel çıkar menfaat temin ettin mi, etmedin mi? Rüşvet aldın mı, almadın mı? Veya bu kişiselleştirerek söylediğim bir şey değil. Bakanların, bürokratların bu rüşvetleri aldılar mı, almadılar mı? Herkesin gözünün önünde ayakkabı kutularında milyonlarca dolar para çıkıyor. Sonra diyorsun ki o paranın onunla ilgisi yok. Biri getirdi koydu gibi. Ya bu bir kere bir bankanın genel müdürü. Bizim yasalarımız açıktır, vergi mevzuatımız da açıktır. Bakın vergi kanunlarında diyor ki hiçbir zaman bir yerden bir yere parayı elden veremezsin. Yani hiçbir şahıs birine böyle milyonlarca liralık veya dolarlık parayı elden teslim edemez. Nasıl teslim eder? Bankalar aracı edilmek suretiyle, banka havalesi suretiyle gönderebilirsin. Ve sen bir bankanın genel müdürünü, üstelik de kamu bankası genel müdürünü hiç birilerinden aldığı parayı ayakkabı kutularında evde saklıyor. Kendisi banka genel müdürü olduğu halde bankaları vasıta kılmamış. Banka vasıtasıyla havale yoluyla para teslim almamış, havale yoluyla bir yere para göndermemiş. Bu açık yasalara aykırı olduğu halde bunu bile savunmaya kalkıyorsun, siyaset olarak savunuyorsun. Bu yetmiyor. Sonra da el konulan paraları faiziyle adama iade ettiriyorsun. Bu izah edilir bir şey değil.
evlerden bilmem kasalar çıkıyor bakanların evlerinden. Bilmem tapeler çıkıyor Reza senin önüne yatarım diyor devrin İçişleri Bakanı. Bunlara sahipleniyorsun. Ne tapeleri kriminal incelemeye tabi tutuyorsun. Uluslararası güvenilirliği olan bir takım kuruluşlara incelettiriyorsun, raporlattırıyorsun. Ne, hatta milli olalım diyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu bakanlar hakkında aldıkları rüşvetler, yaptıkları yolsuzluklar iddiası nedeniyle verilen soruşturma önergelerini görüştürmüyorsun, reddediyorsun ve sonra diyorsun ki işte bu bir kumpastı. Kardeşim kumpas da düzgünce incelensin, görüşülsün, kumpas olup olmadığına siyaset karar vermesin. Bu ülkede mahkemeler var, yargı var, yargı kuruluşları versin. İlgili iddia üzerinde iddiası olan kişileri yargıya sevk et, incelensin ve kararını versin. Bunu yapmıyorsun. Sonra da bu bir kumpastı diyorsun. Hayır. Türkiye'deki 17-25 Aralık'ta meydana gelen hadiseleri işin kumpas tarafıyla izah etmek mümkün değil. Burada yolsuzluk var mı yok mu? Bu bakanların bu olayların içerisinde olmadığını söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Ortaya bir takım bilgiler, belgeler, tapeler çıkmış. Bunların hiçbir incelettirmiyorsun, sorgulama yaptırmıyorsun. Sonra diyorsun ki bu kumpas. Halbuki öyle olmaz. Sorgulattırırsın, incelettirirsin. Bakın bunlar kumpasmış dersin. Şimdi bu kumpas lafına siyasetçi dışında, yani kendisine dokunan siyasetçiler dışında kimsenin itibar etmediğini de bilmeleri lazım. Şimdi aynı kumpası o zarrafı yakaladılar kumpası. Niye sahip çıkıyorsun bu zarrafa? Türkiye'de o kadar çok sayıda Türk vatandaşı var ki yabancı mahkemelerde yargılanan. Niye sahip? Evet. Bizi ilgilendirmez demişti. İlk başlangıçta Zarap'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği, yakalandığı haberi gelince ben iyi hatırlıyorum. Bir yurt dışı seyahatinde evet. Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısı yapıyor ve gazeteciler soruyor. Sayın Cumhurbaşkanı da buyurdular ki hayır o bizi ilgilendirmez dediler. E bugün niye ilgilendiriyor bizi? Dün ilgilendirmez dediğim bir dava bugün niye ilgilendiriyor? Vay vatandaşımı itirafçı yapmaya çalışıyorlar. E bu kadar muteber bir vatandaş haline niye geldi? Zaten. Evet. Niye bu kadar muteber? Şimdi Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyleydi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da benzer nitelikte açıklamaları var. Darbe tutmayınca bugün Amerika'da görülen davaya FETÖ'cülerin bir şekilde sızmaları suretiyle tekrar denenmeye çalışılmakta. Bu davanın temelini hukuki dayanağı oluşturan deliller, bilgiler, belgeler FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık öncesi ülkemizde yaptığı kanunsuz, hukuksuz işlerin bir sonucu olduğunun bilinmesini isteriz. Ne idüğü belirsiz üretilmiş montaj, yapıştırma bilgileri delil olarak ortaya koymak hukuki değildir. Hukuki ülkelerle yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın Türkiye'nin işidir diyor Başbakan Binali Yıldırım da. Bu arada şunu tekrar hatırlatalım, 17-25 Aralık tapeleri bu davaya belge olarak girdi. Siz incelettirmezseniz bunun sahte mi gerçek mi olduğunu incelettirmekten çekinirseniz, korkarsanız, çekindiğiniz içinde böyle bir rapora bağlattırmazsanız bu tapeleri burada işleme konulmasa bile bir başka yerde işleme konulur. Bu çok doğal bir gelişme. Sonra Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanın yapmış olduğu açıklama, zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın zaman diğer bakanların ve iktidar sözcülerinin yapmış olduğu açıklamalar kamuoyunu biraz yanıltır niteliktedir. Bu yanıltır nitelikte oluşu şuradan geliyor. Vay efendim bütün kabahat şeyde, ev sahibinde veya işin üzerine gidende. Nasrettin Hoca demiş ya hırsızın hiç mi kabahati yok kardeşim demiş. Yani biraz da bu suçlanan kişilerin kanun tanımaz, hukuka uymaz, ülkenin itibarını düşünmez tutumlarını sorgulayalım. Şimdi şöyle bir gelenek oluşturdu iktidar. Kendilerine yönelik hem içeride, ülke içinde hem dışında kendi aleyhlerine yönelik herhangi bir durum varsa bunu ülkeye ihanetle, milli menfaatlere karşı bir tavır olarak anlatmaya çalışıyorlar. Kamuoyunu yanlarına çekmek için. Kendi çıkarlarına, menfaatlerine bir şey varsa hem ülke içinde hem de ülke dışında bunu da çok önemli bir
değer olarak anlatmaya çalışıyorlar. Hayır kardeşim, tamam siz belli sıfatlara sahip kişiler olabilirsiniz. Ama siz hukuka aykırı davranıyorsanız, uluslararası hukuka aykırı işler yapmışsanız, bir ambargoyu delerken bile uluslararası hukuka uygun davranma ihtiyacı duymamışsanız, bunun ötesinde milyonlarca, milyarlarca dolar rüşvet çarkı dönmüşse, burada ben bunu sorgularım. Milli hassasiyetlerimin bir gereği olarak sorgularım bunu. Ama diyorsun ki hayır, burada hukuka aykırı davranışlarımız, yolsuzluk vesaire de varsa da bunu sorgularsan milli menfaatlerimize aykırı iş yapmış olursun diyor. Hayır olmaz. Ama şu var, biz isterdik ki bu işler hiç Amerika'ya falan yansımasın. Yani. Bu kadar değer verdiğin, bakanının önüne yattığı Rıza Zarrab, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken tutuklanacağını bilmiyor muydu? Mümkün mü? Daha ilk gün Amerika'da tutuklandığı zaman ben hatırlıyorum. Öbür televizyonlarda değil ama yalnız Halk TV'de yapılan programlarda özellikle Uğur Dündar yaptığı açıklamalarda kendi isteğiyle gittiğini söylemişti. Sonra geldiğimiz nokta şu ki bu muteber vatandaş itirafçı olmak için burada olup bitenlerin tamamını gidip orada anlatmak için biraz da kendisini kurtarmak için gitti teslim oldu. Peki o gitti arkasından Halk Bankası ya daha önceden Rıza tutuklanmış ambargoyu delme konusu ana konu. Halk Bankası aynı bankanın yani bu işlemlerin yürütüldüğü bankanın genel müdür yardımcısı işte Hakan Atilla gidiyor. O da kendi eliyle teslim oluyor. Bunda bir gariplik yok mu? Çok var. Niye gitmiş bu muteber zaten. Vatandaşla bu muteber banka genel müdür yardımcısı kendi niye istekleriyle niye gitmiş de oraya teslim olmuşlar? Bu çok açıktır. Sizin bu kadar değer verdiğiniz, baş tacı ettiğiniz, protokolda bile en ön sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu safta yer aldığını gördüğümüz görüntülerin sahibi bu muteber vatandaş aslında ne Türkiye'nin menfaatine çalışıyor ne de işte bir takım özel kaynaklar aktarmak dışında bireysel ve gayrimeşru destekler dışında Türkiye'nin menfaatine çalışıyor. Durum bunu gösteriyor. Şimdi orada bir şeyler ortaya çıkabilir ama ortaya çıkacak bu bir şeyler bizim başımızı ağrıtacak. Tam oraya gelmişken öyle devam edelim. Sarraf konusunu böyle kapatalım. Bizim başımız ne kadar ağrıyabilir, ne olabilir? Seçimi konuşacağız ama seçime nasıl gidecek Türkiye? Onun öncesinde bu sonuçlanacak dava var çok yakın bir zamanda. Şimdi en görünen hadise şu. Türkiye'yi ekonomik olarak etkileyecek bir dava olduğunu görüyoruz. Yani nedir bu? İşte bir takım ambargo delme olayı var. Hı hı. Bu ambargoyu delme de şuradan kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Burada Devletleri İbrahim Kalın'ın ki, sözünü de hatırlatmak tabii, isterim. İran'la bu ticaret yapmak zorundaydık diyor. Ya ben aslında onu eleştirmiyorum. Hı hı. Yani onu eleştirmiyorum. İran'la ticareti yapmak zorundayız. Yaparsınız. Hatta bazı ülkelere Birleşmiş Milletler'in verdiği ambargo kararları olsa bile ekonomilerini etkiliyorsa uluslararası hukukun tölere ettiği sınırlar içerisinde ticaret yapma serbestliği bile tanınabiliyor. Bundan yararlanan ülkeler de var. Ama burada önemli olan hadise şu. Siz bu ambargoyu delenlere ne kadar tolerans gösterdiniz? Uluslararası hukuka uygun mesafe almak için ne kadar çaba harcadınız? Hiç çaba harcamadınız. Ve bu işten gayrimeşru çıkar sağladı mı? Siyasetçiler, iktidar milletvekilleri, bakanlar ve sizin atadığınız, sizin denetiminizde olan bürokratlar kanunlara, yasalara aykırı menfaat temin ederek bu ambargonun delinmesine müsaade mi ettiler, etmediler mi? Evet. Asıl sorgulanması gereken şey bu. Siz bunu yapmayacaktınız. Sağlam durabilirsiniz. Riskleri göze alabilirsiniz. Bakın ben bakanlıklarım döneminde çok risk göze almışımdır. Ama riskleri ölçmüşümdür. Hukuka uygun halde olmasına da özen göstermişimdir. Yani bir başka programda
örnek vererek de bunları tartışabilirim. Şu an söylediğim için de kimse beni kınamaz, yanlış yapmışsın der. O günde iktidarı devrettikten sonra inceleyen bizden sonraki bakanlar, hükümet mensupları, burada bir hukuksuzluk, bir yanlışlık yok. Ama hukukun sınırları içerisinde bir sonuca ulaşmış, o sonucun da ülke menfaati açısından bir ters tarafı yoktur demişlerdir. Burada asıl mesele bu. Şimdi olan hadise şu, Amerika Birleşik Devletleri'ni biliyoruz, kendi bankacılık kurallarına aykırı davranışları nedeniyle Alman bankalarına bazı şey Almanya'ya, Fransa'ya, birkaç ülkeye büyük cezalar kesti. Fransa'ya 8 milyar dolar gibi bir ceza kesmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bu Birleşmiş Milletler kararlarına da uygundur ve tahsil ederler. Şimdi 8 bankadan bahsediliyor Türkiye'de. Yani Halkbank ve Denizcilik Bankası'nın ismi geçiyor. Onun dışındaki bir takım bankaların da olduğu söyleniyor. Eğer böyleyse bu bankalara ne kadar ceza kesecek? 10 milyar dolar mı ceza kesecek her birine? 5 milyar mı? 20 milyar dolar mı? Bilmiyoruz. Bu paralar Türkiye'de bankacılık sektörünü etkileyeceği gibi aynı zamanda bu ülkenin işsiz insanlarını etkileyecektir. Bu ülkenin tüccarını, esnafını, köylüsünü, memurunu, işçisini, emeklisini etkileyecektir. 80 milyonun hakkını zayi edecek, zaten geçim sıkıntısı ve mücadelesi içerisinde bulunan milyonlarca vatandaşımızı mağdur edecek böyle bir süreci nasıl üstlenirsin? Üstelik de işte bir takım tapelerin vesairenin gösterdiği iddiaların içerisinde olan bir takım Sayın Bakanım daha somut ifade etmek gerekirse ne olur yani? Dava Türkiye'nin aleyhine en kötü şekilde sonuçlanırsa ne olur? Bir, Türkiye ekonomisini doğrudan etkiler ve sarsar. Yani önemli bir para miktarından bahsediliyor. Daha önce Amerika'nın bazı Avrupa ülkelerinde uyguladığı cezalar da çok yüksek. O miktarlar Türk ekonomisini etkiler. Bankacılık sistemine olan güveni uluslararası platformda zedeler ve bu nedenle de herkes bu ekonomik kararların, cezaların acısını paylaşır. Bu hepimizi etkileyecek. Bu bir. İkincisi, işte orada dava devam ederken benim en fazla tereddüt ettiğim, işte madem Amerika bu ambargonun delinmesini sizden dolayı yargılıyor Zarab'ı, bir kere 25-17 Aralık'la 25 Aralık'la oradaki davanın konuları aynı değil. Evet. Buradaki 17-25 Aralık operasyonlarında rüşvet var, imar yolsuzlukları var, bilmem her türlü yolsuzluk, rüşvet vesaire gibi gayrimeşru bir takım siyasilerin elde ettiği gelirler var. Orası ambargo ile ilgili. Ama şu var, madem sizin konunuz sadece ambargo, diğer konuları böyle raporlamayın, yapmayın, bilmem ne yapmayın, onları biraz dünya kamuoyuna, bizim iç siyasetimize etkiler şekilde de geliştirmeyin yolunda pazarlıkların yapılmaması lazım. Bu çünkü ülkenin milli menfaatlerini de zedeleyecek, ortadan kaldıracak bir takım yollara başvurmaya yol açarsa bu daha büyük bir felaket demektir. Evet. Peki şimdi seçim dedik, seçime böyle gidiyor Türkiye. Bu davanın sonuçlarına da bağlı tabii önümüzdeki seçimde neler olacak. Seçim için ne düşünüyorsunuz? AKP-MHP ittifakı çok konuşuluyor bugünlerde. YSK'nın yapısıyla ilgili siz haftalar önce hatta belki aylar önce yine burada benim yayınımda söylemiştiniz. İlk ele geçireceği yer AKP'nin hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'dır demiştiniz ve öyle de oldu. Evet, yani meclise bir teklif sundular, kanun teklifi. Bununla bağlı olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilatlanmasıyla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Yani bildik bileli çok partili siyasi hayata değil, tek parti döneminde de seçimler vardı. Seçimler yargı denetiminde Türkiye'de yapılır yıllardır. İşte Cumhuriyet'in başından bugüne kadar. İşte illerde, ilçelerde oradaki yargı teşkilatı aynı zamanda, çünkü yargının denetiminde yapıldığı için seçimler, seçimlerde görevlendirilir
ve illerdeki yargı mensuplarından Yüksek Seçim Kurulu'na kadar örgüt oluşmuş olur zaten. Şimdi örgütlenmeyle ilgili bir düzenleme yapıldığına göre burada çok ince bir başlangıç olduğunu düşünüyorum bir kere. Yani şu madde, bu madde vardı, yoktu falan tartışmasından öte iktidarın seçimi yürüten teşkilatta yeni bir örgütlenmeye gitmesinin tehlikeli olduğunu düşünüyorum birinci planda. İkinci planda tasarıda, teklifte olan bazı düzenlemeler var. Mesela müşahitler var. Yani bir o müşahitlerle ilgili bir takım düzenlemeler var. Bunlarla ilgili sınırlamalar, yasaklamalar, kısıtlamalar var. Hı hı. Burada da tereddüde düşmek lazım. Neden tereddüde düşmek lazım? Anayasamız açıktır. Diyor ki seçimler gizli oyla yapılır, açık tasnifle sayılır. Gizli oy, açık tasnif seçimin temel kuralıdır. Seçim sandığı sayılırken sadece partilerin müşahitleri vesaire değil, isteyen vatandaş gider istediği sandıkta sayımı seyredebilir, izleyebilir bizim anayasal düzenimize göre. Hiçbir zaman oradaki görevliler, kapıdaki işte güvenlikle ilgili bulunan emniyet mensupları hayır sen seçim sandığının başına gidemezsin diyemez. Biz öğrenciyken dolaşırdık, bazıları müdahale etmeye kalkarlardı, hemen anayasanın ilgili maddesini okurduk. Gizli oy, açık açık tasnif. Ben seyretmeye geldim derdik. Niye geldin derlerdi, seyretmeye geldik. Evet. Şimdi siz bırakın müşahitlerle ilgili sınır getiriyor. Bu seçimin sayımının şeffaf ve herkese açık olmasını bile engelleyecek süreçleri ortaya çıkaracaktır. Bir başka bir şey daha var. Sandıktaki değişik görevlilerden, işte devlet memuru olanı var, kamu görevlisi olarak görevlendirilen kişiler var. Bunun ötesinde işte seçimlerde belli oy almış olan partilerin temsilcileri var sandığın başında. Evet. Bunlardan hangisi başkan olacak, sandık başkanı? Kurayla belirlenir. Şimdi diyor ki hayır, oradaki devlet görevlisi kimse o başkan olacak. Bu ne demektir? Yani iktidarda kendisi olduğuna göre benim atadığım kişi, evet, her sandıkta sandık başkanı olacak diyor. Evet. Yani bu da sandığı kontrol etmeye yönelik bir hadisedir. Ve ben bu gidişin sürekli olarak Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde meydana getirdikleri değişiklikler, sandıkların kontrolünde, oyların sayımında ve kullanımında görevli kişilerin pozisyonlarıyla ilgili yapılan değişikliklerle devam edeceğini ve sonunda seçim kurulunun, seçim sisteminin topyekün kendilerine bağlı ve mebut olacağı bir yapının ortaya çıkacağını düşünüyorum ve endişe ediyorum. Dolayısıyla bunun çok sesli olarak muhalefet tarafından sürekli dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, önümüzdeki seçim, şimdi biz bu referandumun sonuçlarını tartışırken daha meşruluğu noktasında YSK'nın yapısıyla önümüzdeki seçime de neler olabileceği aslında ışık tutuyor, evet, Sayın Şener. Peki seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yine son dönemde artan bir AKP savunması var. Yani AKP'ye gelen eleştirilere Sayın Bahçeli yanıt veriyor. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ifadeleri var ama bir AKP-MHP ittifakından söz etmek mümkün mü? Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Benim gördüğüm hadise şudur. Partilerin tavanda yaptıkları ittifaklar hiçbir zaman o partilerin bütün seçmenlerini bir araya getirmez. Hatta o ittifaklar nedeniyle İttifak yapan partilerin tabanında fireler olur. Sadece kendi partisine oy verecekken bir başka partiyle ittifak yaptığı zaman bazı seçmenlerin o ittifaktan rahatsız olarak oylarını çekebileceğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla ben burada yani iki parti, işte MHP ve Sayın Bahçeli veya Erdoğan birlikte bir ittifak çerçevesinde seçime gittikleri takdirde MHP oyuyla AK Parti'nin oyunun
tamamının bir araya geleceğini düşünmüyorum. Çok büyük fireler olacağını ve bundan rahatsız olduğu için pek çok seçmenin, hem AK Partili seçmenin hem MHP'li seçmenin daha oy vermeyebileceğini düşünüyorum. Her seçimde bunu göstermiştir. Geçmişteki ittifaklarda da ben bunu çok gördüm ve yaşadım. Dolayısıyla şu anda konuşulan şeylerin pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde daha 2 yıla daha yakın bir süre var. O 2 yıl zarfında da hiç kimse hiçbir şeye güvenmesin. Yani bakıyorum şimdi işte Soçi'deki görüşmelerde de Sayın Erdoğan dostum Putin diye sürekli birkaç kere hitap etti. Şimdi kim dostuysa bir süre sonra düşmanı oluyor. Olabilir. Fazla tam dostluk, tersi de olabilir. Çok muhabbet tez ayrılık getirir diye bir türkü de var biliyorsunuz. Peki, evet. Bu muhabbet seçime sürmez. Çabuk ayrılık getirir. Fazla buna güvenmemek lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şener. Ben de teşekkür değerli ederim. Yorumlarınız için. Ve yayınımızın bu akşam da sonuna geldik. Bizden sonra Tuğba Emlek'te Ümit Zileli Mercek'te sizlerle birlikte olacak. Ama biz yarın saat 18'de yine burada olacağız Ana Haber'le. Mutlu akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.